Sayın veliler, sevgili öğrenciler, yayınımızı internetten takip eden arkadaşlar, hepiniz Boğaziçi Üniversitesi tanıtım günlerine hoş geldiniz. İnternetten yayını takip eden arkadaşlar, eğer soruları varsa o kanallardan da sorularını Boğaziçi'ne sor hashtag ile iletebilirler. Sunumumuz sosyoloji bölümünün tanıtımıyla devam edecek. Hocalarımız Profesör Doktor Biray Kolluoğlu ve Doktor Öğretim Üyesi Taylan Acar'ı kürsüye davet ediyorum. Merhaba, ben Biray. Öncelikle hoş geldiniz ve öncelikle çok çok tebrik ederim hepinizi, hem öğrencileri hem de velileri. Şimdi bundan 10 yıl önce falan ben şey diyordum, veliler niye katılıyorlar bu işin içine bu kadar çok, öğrenciler kendi kendilerine karar vermeliler, ama aslında bunun da bir sosyolojik açıklaması olduğunu biliyorum. Bir süredir özellikle bu meseleye eğildiğimden beri artık veliler de bu sürecin önemli bir parçası. Onlar da en az çocuklar kadar, öğrenciler kadar zorlanıyorlar, sıkıntılara giriyorlar, kendi hayatlarından bir sürü şeyden vazgeçiyorlar. Dolayısıyla sizleri de çok tebrik ederim. Belli ki çok iyi puanlar yapmışsınız ki buradasınız. Ve o zorlu, çetrefilli süreci iyi bir şekilde atlatmışsınız. İsterdiniz ki belki hadi bitsin bu iş bir an önce, ama şimdi bir daha belki de bu çalışma sürecinden ve bir sürü zorluklarla geçen zamandan daha önemli bir zaman var önünüzde, bir karar anı. Bir yandan bu birçokları tarafından seçeceğiniz bölüm üzerine hangi bölümü seçsem, onu mu yazsam, bunu mu yazsam şeklinde herkesten bir şeyler duyuyorsunuz. Farklı gruplar size farklı şeyler söylüyor ve çok sıkışmış hissediyorsunuz kendinizi. Ben şimdi öncelikle bölüm tanıtımına geçmeden o sıkışmışlığınızı biraz belki rahatlatmak için, ve hakikaten öyle bir sıkışmaya gerek yok. Aslında yapmanız gereken tercihin daha geniş bir çerçevesi var demek istiyorum. Onun için 2-3 dakikanızı sosyolojiye geçmeden önce daha genel bir çerçeve çizerek başlamak istiyorum. Şimdi tercih yapacaksınız, evet, ve bir bölüm tercihi de yapacaksınız, ama bence daha önemlisi üniversite tercihi yapmanız gerekiyor. Bir üniversiteyi seçmeniz gerekiyor. Neden? Çünkü bir bölüm, hele hele günümüz ekonomisinde bölümlerin dar alanlarının, disiplin alanlarının diğer bölümlerle çok kesişken olduğunu bir dönemdeyiz. Hem ekonomik olarak, hem akademik olarak, hem de siyasi olarak. Yani bütün alanların birbirinin sınırlarını üst üste örtüştüğü ve o sınırların giderek daha delikli bir hale geldiği dönemdeyiz. Dolayısıyla hangi bölüme girerseniz girin, birçok ona yan ilişkisi olan birçok bölümle zaten siz de ilişkileneceksiniz. Dolayısıyla seçtiğiniz bölüm üniversite, iyi bir üniversitede, zaten burası bir meslek okulu değil, size bir meslek vermeye çalışmayacağımız için, sadece bir mesleğin dar sınırlarını, size biz bir perspektif vermeye çalışacağız. Her girdiğimiz bölüm tabii ki bir disiplinin perspektifini verecek, ama diğer bölümlerle de yakın ilişkili olacaksınız. Dolayısıyla hangi bölüm konusundaki sorumuzu bir kenara bırakarak hangi üniversite sorusuna gelelim. Şimdi onu seçerken neye dikkat etmek lazım? Birincisi, bence kalıcılığına dikkat etmek lazım. Yani bu üniversite yarın da ben diplomamı alıp mezun olduktan sonra da burada olacak mı? Çünkü öğrencilik 4 yıl, 5 yıl uzatırsanız, ama mezunluk bir ömür boyu. Siz mezun olduğunuz üniversitenin diplomasını bir ömür boyu elinize taşıyacaksınız. Ve her sorana, iş aradığınızda ya da başka kontekstlerde hep diyeceksiniz ki ben şu üniversitenin mezunuyum. Dolayısıyla hangi üniversitenin mezunu olduğunuz çok önemli. O diplomanın prestiji, o diplomanın geçerliliği, yıllar sonraki prestiji ve geçerliliği çok önemli. Dolayısıyla seçtiğiniz üniversitenin bugün belki var ve başarılı, belki yükseliyor, belki çok popüler, ama bunların ötesinde, popülerliğin ötesinde, bugünkü başarısının ötesinde yarın da burada başarılı olmaya devam edebilecek mi diye kendinize sormanız lazım. İkincisi, seçtiğiniz üniversitenin üniversite olmasına dikkat etmeniz lazım. Ne demek bu? Bu, orası özgür bir ortam mı? Orası eleştirel düşüncenin yeşerebileceği bir yer mi? Orası hocaların öğrencilerle rahat ilişki kurduğu, sınıflarında kendi istedikleri bir şekilde derslerini anlatabildiği bir yer mi? Buna dikkat etmeniz gerekir. Üçüncüsü, üniversite, ki buna daha sonra da geleceğiz aslında. Ha, bunun şeyi vardı, bunu yapmam lazım. Şöyle, şu
şunu söyleyeyim de geçmişten bugüne 156 yıldır buradayızın arka planında sanırım biraz onu ima ediyordum. Üniversite sadece derslerin alındığı bir yer değil. Üniversite çeşitli öğrenci faaliyetlerinin yapıldığı bir yer. Konferansların verildiği, konuşmaların yapıldığı, konserlerin verildiği, tiyatro gösterilerinin, folklor gösterilerinin yapıldığı, sualtı mağaracılık kulüplerinin çalıştığı ve vesaire çok geniş etkinliklerin olduğu bir yer. Ve ancak bu geniş etkinlikleriyle beraber canlı bir kampüs ortamında öğrenciler bölümde aldıkları bilgileri yeni yerlerde uygulamaya, sorgulamaya devam edebilirlerse o bilgiler onlara bizim vermeye çalıştığımız geniş kapsamlı düşünme, analitik düşünme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme gibi farklı bakış açılarının ancak bu geniş canlı ortamda olurlarsa beslenebileceğini biliyoruz. Bütün üniversiteler bunu biliyorlar. Dolayısıyla sizlere önerim, naçizane önerim, bir üniversitenizi seçerken onun kalıcılığına dikkat edin, onun üniversite kampüs ortamına dikkat edin. Ve de şu da önemli, onu da söyleyeyim. Üniversitede şimdi öğrenci, hocalar iyi olabilirler ki birazdan yine onu da anlatacağım. Bizler iyi hocalarız. İşte bütün diğer bölümlerdeki hocalar da iyi, güzel. Nasıl iyi olunuyor? İşte iyi eğitimli, liyakatle, çok titizlikle seçiyorsunuz alacağınız kişileri. Hepsi işte yine Türkiye'nin ya da dünyanın iyi üniversitelerinde eğitim görmüş oluyorlar. Masterlarını, doktoralarını dünyanın iyi üniversitelerinde yapmış oluyorlar. Araştırmalarına devam eden dinamik insanlar oluyorlar. İyi hocalar var, geldiler, onları bir şekilde ikna ettiniz. Altyapınız da var. Ama bir üniversitenin iyi olabilmesi için öğrencilerinin iyi olması lazım. Bütün istediğiniz kadar iyi hocayı getirin. Harika laboratuvarlar kurun, çok iyi binalar yapın. Çok en şıkkından olsun onlar. En havalısıyla şekilde döşeyin. Eğer oraya iyi öğrencileri çekemezseniz, en iyileri çekemezseniz, üniversite projeniz istediğiniz kadar başarılı olmaz. Dolayısıyla yine seçtiğiniz üniversitede dikkat edin ki sizin kadar iyi öğrenciler olsun sınıfınızda. Hep aynı tip öğrenciler olsun, sizin kadar başarılı, sizin kadar akıllı ve ben hep bunu söylüyorum. Sadece akıllı olmak yetmiyor sizleri buraya taşımak için. Sizin gibi akıllı başka öğrenciler de vardı. Başarılı olmak da yetmiyor. Başka başarılı öğrenciler de vardı. Dirayetli olmak gerekiyor. Sebatlı olmak gerekiyor. Kararlı olmak gerekiyor. Ve sizlerde bu özellikler olduğu için siz buradasınız. Dolayısıyla sizler gibi sadece akıllı ve başarıya alışkın değil ama aynı zamanda hakikaten aklına koyduğu şeyi yapmak isteyen diğer öğrencilerle beraber okuyabileceğiniz bir üniversite seçin. Sanırım Boğaziçi Üniversitesi'ni tanımladım. Teşekkür ederim. Evet, bunu da söyledim. Ekran şey yapmadan söyledim bunları ama peki. Şimdi seçtik iyi bir üniversiteyi. Bu kriterlerimize uygun olarak bölüm seçmek. Yine başa döneceğim. Dediğim gibi bu konuda gergin olmanıza gerek yok. Ben bu bölümü seçtim, hayatım ona göre şekillendi diye bir şey yok. Artık yeni ekonominin içerisinde, yeni ortamın içerisinde, yeni sosyal yapının içerisinde bölümler arası geçişkenlik çok. Ama sosyoloji nedir? Ne yapar? Diğer bölümlerden nasıl farklıdır? Tabii anlatmak istiyorum. Şimdi aslında bu konuşmam içinde bile bir sürü sosyolojik şey yaptım. Biz ne yapıyoruz bu bölümde asıl olarak? Genel hepimiz birer birey olarak çeşitli heveslerimiz var, kaygılarımız var, düşüncelerimiz var, anlama biçimlerimiz var, onları aktarma biçimlerimiz var ve farklı. Ve biz bunları diyoruz ki her birimiz, işte ben sosyoloji istiyorum, şunun için istiyorum. Çocukluğumdan beri şöyle şöyleydi ya da ben psikoloji istiyorum, bunun için şöyleydi ya da ben şöyle giyinirim, tarzım bu. Dediğimiz hayat tarzımıza dair seçimlerimiz ve değerler bütünümüz hep kendimize ait ve bireysel olduğunu düşünüyoruz değil mi? Biz size gelince diyoruz ki o kadar da değil. Çünkü diyoruz ki sizin o bireysel olarak şimdiye kadar kurguladığınız hayat biçiminiz içerisinde sizin sınıfsallığınız, sizin toplumsal cinsiyetiniz, sizin geldiğiniz etnik grup, sizin geldiğiniz
coğrafya, bütün bunlar sizi şekillendirdi. Ve bunlar toplumdaki görünmez aslında, şimdi orada bir bina görüyoruz burada, bir takım sıralar var, bunları görüyoruz. Ama bunları görmediğimiz, mesela şurada görmediğimiz farklı sınırlar da var. Burada bir hiyerarşik bir ilişki var. Biz yukarıdayız, siz orada dinliyorsunuz. Mesela burada, şimdi ben konuşuyorum, siz belki aklınızdan bir sürü şey geçiyor şu anda ama konuşmuyorsunuz. Bu odada şu anda göremediğimiz bir takım başka sınırlar var. Biz aslında ne yapıyoruz? Bu gör ya da burada çalışan öğrenciler var. Onlar işte bu konuşmaları çok dinlediler ama dinliyorlar, devam ediyorlar. Onlarla, onların buraya, burasıyla kurduğu ilişki başka. Sizin farklı farklı aile yapılarından gelenler, gelen sizler olarak sizin benimle kurduğunuz, beni dinlerken düşündüğünüz şeyler farklı. Biz aslında bölümde bütün bunları, yani şu anda görünmez olan o dinamikleri, sınıfın, toplumsal cinsiyetin, etnik kimliğin, milliyetin, coğrafyanın, ekonominin, küresel ekonominin belirlediği, o çizdiği o toplumsal çizgileri, sınırları, ekonomik, siyasi süreçleri görünür kılıyoruz öğrencilerimiz için. Ve onları okunabilir hale getiriyoruz. Şimdi sosyal bilimleri anlatmak zor çünkü öğrenciler bir süre sonra, hatta dün akşam bir grup öğrenciyle de bunu konuşuyorduk. Bir süre sonra bizim bu görünür kılabildiğimiz şeyleri aktarmak da zorlaşıyor. Çünkü arkasında hakikaten onları görebilmek için ha burada bu var demekle yetmiyor. Çünkü onun arkasındaki bir sürü dinamiği, birçok süreci de beraberine taşımak gerekiyor. Dolayısıyla herkes biliyormuş gibi olur sosyal bilimlere gelince. Herkes konuşur. Ama bizler burada bunun disiplinli bir şekilde konuşmayı bunlar hakkında ve içinde bulunduğumuz toplumsal yapıyı okunabilir hale getirmeye çalışıyoruz öğrencilerimiz için. Yapıyoruz da ne oluyor? Niçin? Ne işe yarar bu? Yani bu bilgi, bu topluma bakıp o bütün o katmanları görebilmek, farklı yapıları görmek neye yarar? İstediğiniz her şeye yarar. İsterseniz siz bu eleştirel bilginizle bilgi üretmeye devam edebilirsiniz. Daha yaratıcı, eleştirel bir bakma biçiminizi yeni bilgiler üretmeye adayabilirsiniz. İsterseniz tam da bu küresel ekonominin içerisinde yeni dinamikleriyle beraber, özellikle bugünün ekonomisi içinde yaratıcı ekonomi deniyor artık buna, eskinin daha katmanlı pazarlama biçimleri, işte toplum A, B, C, D gruplarından oluşur. Onun içinde işte A grubuna şunu satarız, B grubuna bunu satarızın çok daha ötesinde sosyal medyanın şekillendirdiği, çok daha dinamik, çok daha kompleks bir toplumsal yapı içerisinde artık genel geçer işletmeci ya da ekonomist bakışının ötesinde bu toplumsal dinamiklerin de anlaşılmasının önemli olduğu bir ekonomik yapı içerisindeyiz. Dolayısıyla isterseniz bu bilgiyi ekonomi hayatının içerisinde şirketlerde çalışarak, şirketlerin herhangi bir alanında çalışarak değerlendirebilirsiniz. İsterseniz bankacı olabilirsiniz. Önceki gün bir öğrencimle karşılaştım. İş Bankası müfettişlik sınavını kazanmış, müfettişlik şeyini almış, müfettiş olmuş. Dedim ne yapıyorsun, sen iki tane ekonomi dersi almıştın, bunu nasıl yapıyorsun? Hocam 3 ayda her şeyi öğretiyorlar ilk 3 ayda, sonra da eğitimler devam ediyor dedi. Bankacı olabilirsiniz. Ya çünkü önemli olan o öğrencim zaten bir şeyi yapabileceğini biliyor. O öğrencim o sınava girdiğinde bir kendine güvenle, kendini anlatabilecek bilgiye sahip, bir yapıya sahip. Ve dolayısıyla karşısındakine de o güveni aktarabiliyor ve içine girebildiği çeşitli farklı durumlarda ben bunu yapabilirim. Bana öğretilen şeyi ben anlarım. Hatta onu anlayıp biraz daha ötesini size verebilirim mi karşısına veriyor. Çünkü biz 4-5 yılda öğrencilerimize bu güveni ve bu perspektifi veriyoruz. Ha isterseniz bunun bu neyse bu piyasanın içerisinde dersiniz ki ben bunun hakkında haberler yapmak istiyorum. Satmaya çalıştığımız bir şey olsun, bir üründen bahsediyor olalım.
İster dediğim gibi onu eleştirel yaklaşırsınız, ister onun üretiminin sürecinin bir parçası olsun, ister basında çalışırsınız. Yani iş yelpazeniz, hani şu anda ya sosyolog ne yapar? Mezuniyet konuşmasında aynı şeyi söyledim. Bunu hani anneler babalar hiçbir zaman belki anlamayacaklar. Benim annem babam hakikaten hala anlamadı. Sosyolog ne yapar sorusunun cevabı ne yapılması gerekiyorsa, öğrenci ne istiyorsa ona çevirebileceği bir altyapıyı veriyoruz biz. Diyorum. Taylan hocama bırakıyorum sözü. Taylan hocam da biraz bölümün çalışma alanlarından bahsediyor. Ben de hepinizi tebrik ederek başlamak istiyorum. Hoş geldiniz. Biray hocanın da söylediği gibi bizim temel hedefimiz öğrenci artık diplomasını alıp kapıdan çıktıktan sonra her işi yapabilmeyi öğrenebilecek hale getirmek istiyoruz biz öğrencilerimizi. Yani elbette bir müfredatımız var, bir altyapı veriyoruz, bir takım derslerimiz var. Ancak biz öğrencimizi her şeyi öğrenebilir hale, yani açıkçası hedeflerimizde başlıcası öğretmeye çalışıyoruz. Biz dünyayı anlamayı ve iyi öğrenebilmeyi öğretmek istiyoruz. Daha özeline girecek olursak da çalışma alanlarımız tabii ki sosyoloji olduğu için toplumsal ilişkileri, toplumsal yapıyı, toplumsal eşitsizlikleri anlamaya çalışıyoruz. Ve bunun aklınıza, hafızalarınıza sığmayacak kadar çok alanda olduğunu şimdiden söyleyebilirim size. Ya, öncelikle ülkemizi de çok yakından ilgilendiren, aramıza, ülkemize gelmiş ve bizle beraber 5 yıldır, 6 yıldır yaşayan göçmenlerin durumuyla yakından ilgileniyoruz. Göçmenlik çalışmaları hem uluslararası anlamda olsun hem Türkiye odağıyla olsun göçmenlik çalışmaları bizim bölümümüzün çalışma alanlarında başlıcalarından bir tanesi. 2007'den beri artık dünya nüfusunun yarısından fazlası kentlerde yaşıyor. Ve 50 yıl önce Türkiye'nin 1/4 kentlerde yaşarken bugün Türkiye nüfusunun 1/3 kentlerde yaşıyor. Ve bu kentlerde ev barınmayla ilgili, karın doyurmayla ilgili, ulaşımla ilgili, iş, okulla ilgili bir sürü sorunlarımız var. Ve bu kentlerimiz devamlı değişiyor. Yani biz İstanbul'u yıllar, yüzyıllar önce ele aldık ama bir türlü yerleşmeyi beceremediğimiz için devamlı kenti de dönüştürüyoruz, kenti değiştiriyoruz ve bu kenti anlamaya çalışıyoruz. Kültür ve medya çalışmaları anlamında kültürün ne olduğu, bizim hayatımıza nasıl yön verdiği, bizim yaşam tarzımızın ne olduğu, davranış biçimlerimizin, değerlerimizin, normlarımızın, beklentilerimizin nasıl şekillendiğini ve bunun medyadaki yansımalarını anlamak açısından önemli çalışmalar yapıyoruz. Ve nüfus ve demografi alanında çalışmalarımız var. Yeni de olsa bu, yani gerçi bir geleneğimiz var ancak yeni yeni tekrar nüfus ve demografi alanına yönelmeye başladık. Ya bugün belki sizin öğrenciler için söylüyorum. Tek kardeşsiniz veya iki kardeşsiniz veya üç kardeşsiniz. Ama anne babalarınız 5-6 kardeşti. Onların anne babaları 8-10 kardeşti. Siz belki bir tane çocuk yapacaksınız. Belki hiç çocuk yapmayacaksınız. Bu dönüşümün dinamiklerini anlamaya çalışıyoruz. Bu dönüşümün kaynaklarını anlamaya çalışıyoruz. Ve bu dönüşümün aslında birinci kaynağı da sizlersiniz. Üniversiteye geldiğiniz için daha az sayıda çocuk sahibi olacaksınız. Devleti, ekonomiyi ve finansı anlamaya çalışıyoruz. Devletin ekonomideki rolünü, devletin iktisadi yapıya müdahalelerini ve iktisadi aktörlerin aralarındaki ilişkileri nasıl etkilediğini anlamaya çalışıyoruz. Ve daha da önemlisi toplumsal cinsiyeti, kadının toplumdaki rolünü, toplumsal cinsiyet ve cinsel eğilim gibi konularda bunun toplumun nasıl şekillendiğini ve toplum dinamikleri tarafından nasıl şekillendirildiğini, siyasi iktidarın bu alana müdahalesinin nasıl olduğu, geleneğin, örf, adetin, bu toplu kadınların iş çalışmaya başlamasıyla, okula gelmeye başlamasıyla, daha fazla üniversite mezunu kadının olmasıyla toplumun nasıl dönüştüğünü ve bu dönüşüme karşı durmaya çalışan aktörlerin kimler olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ve tabii ki sosyoloji benim için her zaman bir tarihsel bir alandır. Ve bunların tarihsel bağlamlarına, modern Fransız devriminden başlayarak, Rönesans'tan başlayarak, aydınlanmadan başlayarak bizim insan olarak, dünyayı algılama olarak ve birbirimizle ilişkilerimizi nasıl dönüştüğünü anlamaya çalışıyoruz. Bunlar
bir bakışta biraz fazla gibi geliyor. Ancak okudukça, anlamaya çalıştıkça gerçekten ufkunuzun çok açılacağını ve bölümünü okudukça çok seveceğinizi düşünüyorum. Gerçekten çok keyifli, çok renkli, çok eğlenceli ve bazen tabii üzücü eşitsizlikleri ve kurumları çalıştığımız için bazen üzücü ama tartışmalarıyla, birbirimizle iletişimimizle çok keyifli günler sizi bekliyor diyebilirim eğer bölüm Boğaziçi Sosyoloji'ye gelirseniz. Metodolojik çeşitliliğe geçmek istiyorum buradan. Bu bizim için çok önemli. Çünkü bir işi yapabilmeyi öğrenebilmek, bir anda da hangi araçlarla, hangi metotlarla bir soruyu anlamanız gerekeceğiyle ilgili. Bölümümüzün çok eski ve kuvvetli bir affedersiniz, nitel araştırma geleneği var. Etnografik alan olsun, yani katılımcı olarak, yani insanların arasında karışarak, insanlarla konuşarak, insanları dinleyerek, onların hayatının bir parçası olarak, onlarla derinlemesine görüşmeler yaparak, insanların tercihlerini, insanların kültürlerini, insanların inanışlarını, insanların beklentilerini anlamak açısından metodolojik olarak çok iyi bir geleneğimiz var Boğaziçi Sosyoloji olarak. İkinci olarak ise nicel araştırma metotlarına son dönemlerde tekrar önem vermiş durumdayız. Bir takım bilgisayar kullanarak, bir takım yazılımlar kullanarak, işte Stata olsun, Excel olsun, SPSS olsun, bunların teknik altyapısını sağlamakla beraber nicel olarak dünyayı anlamlandırmak, yani bir kuramsal bir model kurabilmek, insan ilişkilerinin nasıl şekillendiğiyle ilgili bir kuramsal bir model kurabilmek ve bu kuramsal modeli pratikte nasıl uygulayabilmekle ilgili üzerine derin derin düşündüğümüz, araştırma metotlarının hangilerinin hangi sorulara iyi cevaplar verebileceğini, araştırma metotlarının nasıl geliştirebileceğiyle ilgili uzun uzun kafa yoruyoruz ve dünyada olup biten bütün değişiklikleri de yakından takip ediyoruz. Bildiğiniz gibi şu anda dünyada ortaya çıkmış olan büyük veri, big data diye bir kavram var. Bununla ilgili henüz bizim uzmanlığımız, bizim derslerimize bunları entegre edebilmiş durumda değiliz ama en azından bunun altyapısını verdiğimizi söyleyebilirim. Yani büyük veriyle nasıl çalışılır, big data ile nasıl çalışılır ve dünya bu veri üzerinden nasıl anlamlandırılır konusunda gerçekten iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Peki neye hedefliyoruz? Sözüme başlarken söylediğim gibi biz öğrencilerimizin bizden diplomalarını aldıktan sonra her şeyi öğrenebilecek kapasiteye geldikleri konusunda kendimize güvenimiz sonsuz. Biz öğrencilerimizin herhangi bir şekilde eğitilebileceğini, herhangi bir işin öğrenebileceklerini, çünkü analitik düşünmeyi, yani ormana baktığı zaman ağaçları görebilmeyi, ancak ormanın da bir bütününün aslında ağaçların hayatlarının etkisinde, ağaçların hayatlarını idame ettirmesinde nasıl önemli bir rolü olduğunu ve ağaçların bir araya gelmesinin toplamının ormandan, ağaçların toplamından fazlası olduğunu, bir şeye bakınca onun arkasındaki görünmez kılınan ilişkileri, görünmez kılınan dinamikleri öğrencilerimize anlatabildiğimizi ve bunları pratikte de uygulayabilecek teknikleri ve feraseti sağlayabildiğimizi düşünüyoruz. Ve yani yetkin bireyler, alanında sosyolojik konulara hakim, sosyolojiye hakim, televizyonu açtığınızda tartışma programlarda sosyolojik olarak diye konuşan insanlardan daha kapsamlı bir şekilde henüz ikinci, üçüncü sınıfta bir sosyolojiyi bilen ve dünyayı anlayabilecek insanlar yetiştirdiğimizi düşünüyoruz. Ve bununla ilgili yeterli altyapıyı verdiğimizi ve dediğim gibi çıktığınızda buradan kendinize her işi yapabilecek güveni de size aşıladığımızı düşünmek istiyoruz. Lisans programımız üzerine birkaç bir şey söyleyeceğim. Birinci yıl biraz Boğaziçi'nde gelenektir. Çok disiplinler arası bir süreçtir. Önce öğrencilerimiz matematik, psikoloji, tarih, bilim seçmelisi ve sosyolojiye giriş gibi dersler alırlar. İkinci sınıfta temel sosyolojik derslerimizle yoğundur. Örneğin işte toplumsal yapı ve değişim, sosyal antropoloji dersleri,
nüfus çalışmaları dersleri gibi, şehir çalışmaları dersleri gibi temel sosyolojik dersleri veririz. İkinci ve üçüncü yılda ve tabii ki sosyoloji bölümünün öğrencilerin en sevdiği özelliklerinden bir tanesi zorunlu ders sayısının çok kısıtlı olması. Öğrencilerin istedikleri gibi ders tamamlayıcı veya bölüm içinden seçmeli ders seçebilme olasılığıdır. Yani bizim belli bir temel programımız var ancak öğrencileri uzmanlaşmak istedikleri alan konusunda ikinci ve üçüncü sınıflarda başlayarak biraz kendi hallerine bırakırız demiyorum. Kendi fikirlerine göre ders seçmelerini sağlarız. Dördüncü sınıfta da daha artık iyice karmaşık, iyice kuramsal, iyice teorik, iyice tarihsel, çağdaş uzmanlaşma seminerlerine başlarız artık. Yani öğrencinin burada yani bu sınıfta olduğu gibi ders dinlemekten çıkıp dersi idare etmeye başladığı, sorular sorarak, sorular getirerek, haftalık cevaplar yazarak dersin artık bir hoca kadar parçası olduğu, dersin idare edilmesinde, dersin yürütülmesinde ve konuların tartışmasında öğrencinin de yavaş yavaş biraz kendisini ortaya koyduğu ve daha çok sesini çıktığı ve daha çok yazı yazdığı uzmanlaşma teorileri anlatırız. Akademik kadromuz hem yeni hocaları barındırıyor. Çok şükür ki işte son 2 yıl, 3 yıl içinde 3-4 yeni hoca kadromuza katıldı. Bir hocamız daha yolda. Umarım bu yıl sonuna kadar, takvim yılı sonuna kadar o da aramıza gelecek. Ancak emekli hocalarımızın da bizde hala ders veriyor olması, var olan hocalarımızla beraber bölümde son 1 yıldır, son 2 yıldır gerçekten farklı farklı alanlarda farklı farklı seçmeli dersler sunabilmemizi ve geldiğinizde de bu alanlarında en yetkin olan insanlar tarafından karşılanacağınızı ve onlarla 4 yıl, 5 yıl boyunca çalışacağınızı söylemek istiyorum. İstersen hocam sen çift ana dal. Evet. Süremiz de bitiyor, bu kadar çok konuşmayı uzatmışız demek ki. Ben bir çift ana dal meselesiyle ilgili aslında hep yaptığım bir başından beri devam ettirdiğim bir meseleyle kapatayım. Şimdi bir sürü bölümle Taylan hocam anlattı. Bu üniversitenin geleneği öğrencileri daraltmak değil, genişletmek. İlk yıl bütün bu bölümler aslında benzer dersleri olarak her birisi farklı disiplinlerin ne olduğunu öğrenebildikleri giriş dersleri alıyorlar. Dolayısıyla ikinci sınıfta da yine kendi bölüm dersleriyle beraber farklı bölümlerde istedikleri dersleri almaya devam ediyorlar. Bunun biraz daha yapılandırılmış hali çift ana dal programı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Boğaziçi'nde hemen hemen her bölümün programı esnektir ve farklı bölümlerden öğrencinin ilgisini takip etmesini mümkün kılar ve bunu ister. Çünkü amacımız mesleklerin ya da alanların dar çerçevelerine kapatmak değil, öğrenciyi açmaktır. Çift ana dal programı bunun kurumsallaştırılmış, eline diplomayla öğrencinin bunu gösterebileceği bir formudur. Bu bölümlerle çift ana dal programı yapıyoruz. Bu ne demek? Girersiniz sosyoloji bölümüne öğrenci olarak, iyi bir öğrenci olursunuz. Belli bir seviyenin üstünde olursunuz. Gidersiniz psikoloji bölümüne, gidersiniz tarih bölümüne, gidersiniz felsefe bölümüne, iktisat bölümüne, ekonomi bölümüne ve dersiniz ki ben sizinle çift ana dal yapmak istiyorum. Başvurunuz kabul edilirse, ki ediliyor yani hani belli bir sayının, belli bir seviyenin üstündeki öğrencilerle başarı oranında. O bölümün size iki bölüm arasında anlaşma olur. Şu dersleri de alırsa iki bölümün diplomasını alarak mezun olursunuz. Birçok öğrenci bunu Boğaziçi'nde yapıyor. Son olarak şunu da söyleyeyim. Bu bir sürü şeyi atlamış olduk ama yurt dışı olanaklarımız da çok önemli. Gelirseniz göreceksiniz arkadaşlar. Hem üçüncü sınıfta birçoğunuz Erasmus ya da exchange yapacaksınız ve biz bunu çok destekliyoruz. Neden? Yine aynı prensip çerçevesinde sizin daha da açılmanızı istiyoruz. Bu sefer dünyaya başka bir ülkeden, başka bir üniversiteden ve başka bir bölümün çerçevesinden bakmanızı istiyoruz. Ve bunu mümkün kılmak için de çok farklı yerlerle anlaşmalar yapmış durumdayız. Ve öğrencilerimiz istedikleri yerlere gidebiliyorlar. Bu mezunlar meselesini söylemiştik. Dolayısıyla ona
işte dediğim gibi kamuda da çalışabilirsiniz, farklı alanlarda çalışabilirsiniz. Bunu anlattık. Bu da böyle. İsterseniz hoca olabiliyorsunuz. O da mümkün. Soru alamadım. Alabilir miyim? Vaktim yok. Ha, varmış. Soru süren varmış. Ha, konuşma süremizi kısmışlar. Soru süremiz varmış. Tamam. Bilseydim panik olmazdım. Şuraya verdiler. Sizi ikinci size verelim. Taylan, sen de buraya gel istersen. Sorabilir miyim? Ha, ya da ben olurum. Buyurun. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Bölümü anlatmadan önceki giriş konuşmanız ben bir veli olarak beni tatmin etti. Çok değerli bilgiler verdiniz. Benim öğrenmek istediğim, siz dediniz ya annem babam beni anlayamadı. Ben bunu anlamak için soruyorum bu soruyu. Ben de o duruma düşmeyeyim. Dördüncü sınıftaki uzmanlaşma teorisi konularını o detayı biraz daha detay verebilir misiniz? Yani dördüncü sınıftaki programı anlatırken öyle bir bilgi verdiniz. Uzmanlaşma teorisi. Altını biraz açar mısınız? Uzmanlaşma teorisinden kastımız şu. Dediğim gibi yani biz birinci, ikinci, üçüncü sınıfta daha ziyade hocanın başrolde olduğu, hocanın anlattığı, hocanın tahtada konuştuğu tip derslere yönelirken artık dördüncü sınıfta alanı ne olursa olsun, mesela diyelim şehir sosyolojisi olsun, artık öğrencilerin sadece okuyup ödev yapmak, sınava girmek değil, artık şehirle ilgili bir mevzuyu gündeme getirip onun üzerinden haftanın konusunu beraber tartışıldığı bir seminer tipi derslere geçiyoruz. Kimi zaman yaptırdığımız ödevler şey olmuyor, yani biz mesela bazı öğrencilerimiz şehir sosyolojisi dersinde diyelim, kimileri gidiyor işte Küçükçekmece Ayazma'da, orada işte gecekonduları yıkılan insanlarla beraber insanlar üzerine bir çalışma yapıyorlar, onlarla uzun uzun görüşmeler yapıyorlar, onun üzerine bir, yani artık dördüncü sınıfa geldiğinde yazılan ödevler artık bir yarı master tezi kalibresinde oluyor. Uzmanlaşmadan kasıt bu, hem kuramsal altyapısını sağlamak hem de metodolojik olarak, yani sordukları sorulara, mesela nüfus teorisi diye, nüfus teorisiyle ilgili Hacettepe Üniversitesi'nden çıkmış, Hacettepe Üniversitesi'nin yaptığı sağlık ve nüfus araştırmaları verisini alıp o veri üzerinden gerçekten Türkiye'deki sorulara cevap verebilecek mini eserler yazdırdığımız ve dersin işlenmesinde de öğrencinin merkezde olduğu ders tipinden bahsediyorum. Yani bir konu değil, pardon, herhangi bir konu değil. Hangi konuda öğrenci ders almayı seçtiyse, biz o dönem açabilmişsek o konular, onu söylemeye çalışıyorum. Şurada bir soru vardı, siz, evet. Şurada. Çap yapmak için iyi bir öğrenci olmak gerektiğinden bahsetmiştiniz. Peki iyi bir öğrenciden sosyoloji bölümünde okuyan beklediğiniz nitelikler neler ve çap yapmak için açılan kontenjan sayıları ya da yapan öğrencilere dair bilginiz? Şimdi benim iyi bir öğrenciden beklediğim şeyle çapın kriterleri ayrı olabilir. Çünkü çapın kriterleri çok objektif. O diyor ki 3 ortalamanın, GPA'nın 3, genel ortalamasının 3 olması gerekiyor minimum. Tabii 3 ortalamayla olmuyor. Çünkü bu üniversitede çok başarılı öğrenci var. İşte 3,5'un üstünde 5 kişi başvuruyor. Başvurduğu bölüm tarafından değerlendiriliyor. Bize gelen çap başvurularını da biz aynı şekilde değerlendiriyoruz. Şimdi 10 başvuru geliyor. Dolayısıyla siz de bakıyorsunuz. Hem ortalaması en yüksek olanlara bakıyorsunuz. Biz tabii başka şeyler de uyguluyoruz. Sosyoloji dersinde ne almış? Benim ortalaması 3,90 olabilir mi? Sosyoloji dersinden CC aldıysa çap başvurusunda iyi olmayabilir. Siz de psikolojiye başvuruyorsunuz diyelim ki, herhalde psikoloji dersinden iyi almış olmanızı bekliyorlardır diye düşünüyorum, ama onların kriterleri, değerlendirme kriterleri nedir bilemem. Ama yani objektif kriter not ortalaması aslında burada temelde ve de ilgi duyduğunuz bölümün derslerini de almış olmak eminim her bölüm için bir artı oluyordur. Bazı bölümler en az 2 ders almış olmak, bazı bölümler kabul edilebilmiş, o bölümde en az 2 ders almış olmanız gerekiyor. Yani çok basit bir şey söyleyeyim. Normalde öğrencimiz ilk seneyi bitiriyor iyi bir ortalamayla, siyaset bilim bölümüne başvuracak diyelim. Zaten giriş dersini almış oluyor. Yaz okulunda da bir siyaset bilimi daha alıp Ağustos'ta siyaset bilimine çift anadal başvurusu yapıp ikinci sınıftan o işe girişiyor örnek olarak.
Bir şuradaki soruyu alalım, arkadaki soruyu alalım, şunu alalım, üçünü birden alalım, soruların üçüne ortak cevap veririm daha ekonomik kullanmak için zamanı. Evet, hanımefendi. Merhabalar. Daha önceki sunumlarda biz psikoloji ve felsefede hocalarımızın çift dalı genellikle önermediklerini sonucunu çıkarttık. En azından ben böyle bir sonuç çıkardım. Ama siz buna çok daha pozitif bir tablo çizdiniz sanki, doğru mu anlıyorum? Yani çok zorlu bir süreç. Evet. Çift ana dal aslında ve seçmeseniz daha iyi olur gibi algıladık. Şimdi biz, bakın, öğrenciler çok kısıtlayıcı bir lise ve orta eğitimden geçiyorlar. Düşüncelerini açan değil, belli ölçülerde kapatan bir eğitim alıyorlar. Dolayısıyla burada bu kararı vermelerin, yani ben ne okumak istiyorum, hayatta hevesim nedir, ben kimim sorusuna henüz cevap verebilecek durumda değiller diye düşünüyorum. Yani bazıları belki öyledir de birçoğu bunda çok zorlanıyor. Ya bu kadar zorlamaya gerek yok. Üniversite bütün bunların zaten açılması gereken, yeni öğrencilerin yeni mecraları açılması gereken bir yerken, eğer istiyorlarsa çift ana dal tabii ki yapsınlar. Yani hem o okudukları bölümün yanında başka bir bölüme disiplinli bir şekilde ilgi duyuyorlarsa yapsınlar. Ama bana gelen öğrenciye ben hep şunu söylerim. Gerçekten istiyor musun? Yani çünkü çift ana dal yapacağın zaman, diyelim ki sosyoloji öğrencisi psikolojiyle yapacak, o bölümden 8-9 ders almak durumunda. Tarih dersi alamayacak seçmeli olarak. Felsefe dersi alamayacak. Hep onu söylerim öğrenciye. Bak, bunu yapacaksın ama tarih, felsefe derslerini kaçıracaksın, emin misin? Bence tek açmazı o. Yani orada da öğrenci bir şeyi bırakıyor, bir şeyi alıyor. Ama eğer isteği buysa hiçbir şekilde caydırmak istemem. Hevesini orada bulmuşsa, bir yıl sonra bulmuşsa, iki yıl sonra bulmuşsa ne güzel, bu olanak var, yapsın tabii ki. Peki, teşekkür ederim. Ayrıca hiçbir cezası olmadan bırakmak da mümkün çift ana dalı, evet, başladıktan sonra. Başlar, bırakır. Yani öğrencilerimiz başlıyorlar, bırakır. Kimse yani ayağından asmıyor bırakınca. Şurada bir soru vardı. Gitti mi o soru? Bu soruymuş o soru. Yani bir şey daha söyleyelim mi? Bu üniversite biraz aslında sizin kendinizi bulacağınız yer olacak. Çift ana dalda böyle bir şey. İstiyorsanız başlayacaksınız, istemiyorsanız bırakacaksınız ve bu kendi tercihlerinizin arkasında durma ve bunun arkasından gidebilmek gibilerden bir tanesi olarak düşünmek lazım bunu. Bir şey daha ekleyeceğim. Dün belki burada değildiniz. Bilmiyorum, o programı belki de izlediniz. Sosyal bilimlerde araştırma ile ilgili bir panel vardı. Hocamızın bir tanesi şunu anlattı. Çok etkilendim ben. Ekonomi mezunu, şimdi ekonomi bölümünde bir profesör. Bizim bölüm, üniversitenin ekonomisinden mezun. Kendi hikayesini anlatırken nasıl akademisyen olduğunu, ben dedi sualtı kulübündeydim Boğaziçi'nde. Aslında bölüm yüzüm bölüme pek dönük değildi ama dedi sualtı kulübünde dedi. İşte bilmem dalarlarken bilmem ne anlattı, bir yere, bilmem ne dağının bilmem ne kenarına gittik, dağda bir denize. Oradaki kabuklarla ilgili bir araştırma yaptık. Sonra başka bir mağarada bilmem ne araştırması. Ben araştırmayı oradan sevdim ve çevreyi önemsemeye başladım ve şimdi çevre ekonomisti olmuş. Bunu ekonomi bölümünde yapmamış. Sualtı kulübünde yapmış. Oradan kendini şekillendirmiş, beslemiş ve şimdi çevre çalışan bir ekonomist olmuş. Çocuklara her şeyi vermek, yani öğrencilere hepsini vermemiz lazım ki kendisini bulabileceği yönü çizsin. Daraltmaya gerek yok. Buyurun. Çok disiplinli olmak ve şeyle ilgili konuşuyoruz bir süredir, işte kendimizi bulabilmek vesaire. Ama özellikle devlet üniversitelerinde şeyin sıkıntısını görebiliyoruz. İşte kontenjan yok, çok istediğim ders alamıyorum vesaire. Doğru. Burası da. Burada da aynı sorun var mı? Yani şeyden çok etkilen, tabii onu alamama ihtimali yüksek mi falan, onları öğrenmek istiyorum. Buradaki ÖTK ara sıra yarışmalar yapıyor. Konsent isteme, en ilginç konsenti kim istedi? Yani hocadan dersi almak için mesela şey yazıyorsun. İşte, hocam ben bu dersi çok sevdim. İşte onay isteme yarışmaları yapıyor. Hakikaten çok yaratıcı olabiliyorlar öğrencilerimiz onay isterlerken. Şimdi bakın, doğruya doğru. Çok kalabalık. Ben bu bölüme girdiğimde 30 kişi alıyorduk. Şimdi 60 kişi alıyoruz. Biz hala 9 kişiyiz. 10 kişiyiz. Yani ortada bir rakamlarda bir uyuşmazlık var. Üniversite giderek sınıf sayılarımız çoğalıyor. Ama dolayısıyla ders bulmak, ben canım şu dersi istedim, hocadan da hemen onay aldım değil. Dünya öyle değil burada da.
Fakat ben şunu biliyorum. Kafasına koymuş öğrencinin ben bu dersi çok istedim, alamadım dediğini zannetmiyorum. Yani çünkü ben çevremde yani kafasına belli hevesleri koymuş, belli hedefleri tespit etmiş öğrencilerin onları başardığını görüyorum hep. Demek ki uğraşırlarsa oluyor. Zorlanıyorlar, yaratıcı olmak durumundalar. Evet ama olduğunu düşünüyorum. Taylan sen belki bir şey söyler misin? Yani biraz ikna kabiliyetiyle mi ilgili acaba ama tabii telefon, cep telefonundan hocaya mail atıp hocam beni bu derse alır mısınız demekle vakitli gidip hocayla konuşup bu derse beni alır mısınız ilginizi yüz yüze ifade etmek arasında bir fark var yani. Bu ikna kabiliyeti sosyoloji öğrencilerinde yüksek oluyor çünkü sosyoloji biraz öyle bir yumuşak skill'lerimizi geliştiriyoruz biz, soft skill dediğimiz. Buyurun. Öncelikle merhaba. Ben internette ve çevremde çok büyük bir şikayetle karşılaştım. Yani Boğaziçi Üniversitesi'ni bir kenara bırakıyorum ama diğer üniversitelerin sosyoloji bölümlerinde öğretim görevlilerinin araştırma yapmadığını duydum. Boğaziçi'nde bu durum nasıl, işte öğretim görevlilerinin yaptığı araştırmalar ne düzeyde ve bu araştırmalarda öğrencilere yer veriliyor mu? Bunu merak ediyorum. Yani araştırma yapmıyorlardan kastınızı bir anlayabilir miyim? Araştırma yapmıyorlar derken neyi sormak istediniz? Yani yeni bir şey üretmiyorlar anlamında evet. Mı? Yani şimdi biz ikimiz de bir ay önce bir projesi devam ediyor. Geçen bir senedir yani onun bir projesi devam ediyor. Ben Nisan ayında bir projeye başladım. İkimiz de birer master öğrencisi istihdam ediyoruz. Hatta benim böyle küçük bir de 4 kişilik böyle bir lisans öğrencilerinden, gönüllü lisans. Çünkü lisans öğrencisine araştırma projelerinden maaş ödemeniz mümkün olmuyor. 4 tane de gönüllü lisans öğrencim var. Onlarla ilk toplantımızı işte çarşamba günü yaptık. Bugün cuma sanırım. Başka bir hocamız bir araştırma şirketi kurma aşamasına geldiği, önce yaptığı çalışmalardan sonra belki bir araştırma şirketi kuracaklar. Ne bileyim, başka üniversiteleri bilmiyorum ama bizde fena değil yani, araştırma yapılıyor. Yani kimin araştırması gerçekten kendi okuması ve kendi, yani oturup kendisi yapıyor. Kimisi de işte bizim gibi asistan çalıştırıyor, bir grup kuruyor. Ama laboratuvarımız olmadığı için psikolojiden biraz farklı durumdayız tabii. Yani biz laboratuvar üzerinden iş yapmıyoruz. Deney üzerinden iş yapmadığımız için araştırma yapmıyormuş gibi görülebiliriz dışarıda. Ama araştırma yapıyoruz dediğim gibi. Bir şey söyleyeyim buna. Şimdi yani ben yine başka üniversiteli bölümleri bilemem. Bir de medyada söylenen her şeye inanmamak gerekiyor. Gerçeklik sonrası dönemdeyiz. Herkesin her şeyi söylediği dönemdeyiz ama. Yani biz bu işi iyi bir üniversitede akademisyen olmuş insanlar bu işi severek yapıyorlar demektir. Çünkü biz yani herkes burada iyi eğitim almış, başka işlerde yapabilecek insanlarken bu işi yapıyoruz. Ben bu işi yapıyorsam niye araştırmasını da yapmayayım? Niye yeni kitapları okumayayım? Niye yeni alanlara girmeyeyim? Çok sıkıcı bir hale gelir hepimiz için zaten hayat o zaman. Yani sadece derslere girmek. Onun için ben herhangi bir iyi üniversitenin, herhangi bir iyi bölümünde hocaların ya ben tamam artık araştırma defterini kapattım, koydum kenara, derse girip çık. Bir de bunu Boğaziçi Üniversitesi'nde yapamazsınız. Neden yapamazsınız? Biraz önce anlattığım nedenle. Öğrenciler yani hakikaten kendinizi yenilemiyorsanız, yeni örneklerle çıkmıyorsanız ortaya, öğrenciler zaten tutamazsınız elinizde. Dinlemezler sizi. Dersleriniz de işlemez hale gelir. Dolayısıyla araştırmayla ders birlikte giden bir şey. Ben yani onun için sorunu Taylan hocam da ben de anlayamadık önce. Çünkü bu işin bir parçası araştırma. Olmadan olmaz. Ayrıca araştırma yapınca ders anlatmak çok kolaylaşıyor. Evet. Araştırmayı dersin gündemine taşıyıp gerçekten olan bir şey üzerinden çok öğrencilerle beraber tartışarak işlemek dersi hem bana katkısı oluyor hem öğrencilerin ilgisini 10 katına çıkartıyor. Çünkü bir yerlerde yapılmış bir araştırmadan ziyade hocasının bir gün önce, iki gün önce bulduğu, karşılaştırdığı ve onlarla tartışmak istediği bir soruyu duymak öğrencilerin çok çok hoşuna gidiyorlar. Zaten bu yüzden de gönüllü olmak, o gönüllü lisans öğrencilerim var dedim ya, onların olmasının nedeni de o. Bitiriyorum. Son bir soru alayım mı, almayayım mı? Tam saat başında bitirmek
Tam saat başında bitirmemiz gerekiyormuş. Başka bir sorunuz varsa şimdi burada alamıyorum. Aşağıda alalım sizin sorularınızı. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun geldiğiniz için.